Diyelim bugün neredeyiz? Başakşehir'de çok değerli iş adamımız Aziz Ayboğa'nın şirketindeyiz. Birazdan ham madde nedir? Plastik nasıl yapılıyor? Market poşetleri nasıl yapılıyor? Birazdan görüntüleri almak için ne yapıyoruz? İçeri geçeceğiz. İçeriden biraz görüntü alacağız işte. Market poşeti nasıl yapılıyor? Bu kimyasal maddeden neler neler yapılıyor? Hepiniz göreceksiniz. Kısaca bir kendini tanıtır mısın ve kaç senedir bu işi yapıyorsun? Ben Erhan Şen, Odanoz İmalat Üretim Operatörüyüm. 6 senedir bu işte uğraşıyorum. Poşet imalatı, işte hışır atlet poşet. Sadece poşet mi? Sadece hışır atlet poşet değil, çanta poşetler de yapıyoruz. Mağaza çanta poşetleri. Genellikle yoğunluk olarak hışır atlet poşet üretmekteyiz burada. Peki bu makineden biraz bahseder misin? Nasıl bir makine bu? Bu makine çift kafa dediğimiz bizim sektörde çift kafa dediğimiz tekmille aynı anda iki abat mal veren, iki abat mal çeken bir makinedir. Hışır atlet yapımında şu anda kullanılıyor. Ondan sonra mı? Peki günde kaç bin adet poşet üretiyorsunuz burada? Bu makine normalde şu anda saatte 110 kilo mal basıyor. Günde 24 saatte geceli gündüzü vardiyalı olarak çalıştığımız için günlük kapasitesi bunun 24 saatte 2,5 ton mal çekiyor. Evet, o zaman birazdan da öbür makinamıza geçelim. Biraz da o makineyi tanıtalım, olur mu? Olur olur. Evet, tanıtalım. Yarın bugün ellere gelin oldu. Ardına bakmadan terk etti beni. Bir de bundan bahsede bu bildiğim kadarıyla ham madde, doğru mu? Evet, doğrudur. Bu normalde piyasada hışır atlet poşetinde kullanılan orijinal ham maddedir. Bu karıştırıcı da normalde bunun katkı maddeleriyle birlikte karışarak karıştıktan sonra makinemizin haznesine girip tamam poşet imalatında kullandığımız maddedir. Ve lanet olsun bana ki seni çok sevdim. Sevgimin bedeli ihanetse eğer, ben yine de seni severim ve aşkını kalbime gömer giderim. Sevgili izleyiciler, demin ham maddeden başladım. Tabi beyaz ham madde beyaz poşet oluyor, siyahsa siyah oluyor, doğru mu? Hayır, o boya dediğimiz boya kullanıyoruz burada, plastik boyası. Tamam. Bu normalde ham maddenin kendi rengi zaten şeffaftır. Şeffaf olarak, bütün ham madde şeffaf olarak gelir. Poşetin rengine göre burada boya girerek onu siyah veya beyaz, sarı, yeşil fark etmez bir sürü renklerde o şekilde oluşturuyoruz.
Aynen. Peki birazdan bu makineden bize bahsedebilir misin? Evet. Şu anda karışmış olan ham maddemiz buradan bu şekilde girerek. Aynen. Mil kovan dediğimiz olaydan geçiyor. Aşağıdan. Geçiyor. Kafa dediğimiz sistemden çıkarak. Evet. Buradan arkadaş. Balon halinde poşetimizi bu şekilde oluşturmuş oluyoruz. Bir de bu makinenin yaptıklarının ürünlerden bir bahseder misin? Yani bu makine ne yapıyor, ne ediyor? Bu herhalde renkli bir poşet basıyor. Bu renkli, bu poşetin üzerindeki baskı yapan makinemiz, matbaa makinemiz bu. Bodonozdan top haline çıkan bobinlerimizi bu şekilde buralara bağlantısını yaparak klişelerle işte herhangi bir marketin, firmanın ablemini, ismini artık kendisine göre ablemi, panosu, adres vesaire gibi bilgilerini poşetin üstüne basıyor. Yani açıkçası hangi firma olursa olsun burada ismini, numarasını, evet, bütün logosunu yapıyor. Evet, logosunu, her şeyini yapıyor. Evet, doğrudur. Sevgili izleyiciler, demin neredeydik? Demin imalattaydık. Şu anda da poşet burada bitiyor. Bir de kısaca burayla ilgili bir bahseder misin? Burada da kesim makinalarımız var. Çalışan kesim makinalarımız. Poşetin son hali, yani atlet poşet dediğimiz hali almış bir hal olarak. Evet. Şu şekilde de gösterelim. Hemen elimize hemen elimize alalım. Doğru mu? Evet. Poşetimiz budur. Poşet haline gelmiş şekilde. Bitiyor burada. Halini alıp sevkiyat artık hazır hale gelmiş oluyor. Yani bunu, bu poşeti dünyanın, Türkiye'nin her yerine ihracat ediyoruz. Evet. Doğru mu? İthalat, ihracat, yurt içi, yurt dışı her türlü şekilde poşet yapımız vardır. Peki başka ürün var mı? Şu anda sadece atlet poşet ürünlerimiz var şu şekilde. Normalde çanta poşetle zaten yapımını yapıyoruz. Çanta poşetle yapıyoruz. Her türlü atlet veya çanta poşet yapımını yapıyoruz burada. İmalatını yapıyoruz. Evet sevgili izleyiciler, gezintimize devam ediyoruz. Yalan mı, nasıl sevdim? Yalan mı, nasıl yandım? Yalan.